TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Gezegenin her yanına yayılmış olan karıncalar bu hafta şaşırmaya hazır mısında? Önce onların ilginç özelliklerini aktarıyoruz. Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazladır. Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilirler. Tüm böcekler arasında en büyük beyin karıncanınkidir. Bir karıncanın ortalama ömrü 45 ila 60 gündür. Bir karıncanın beyninde yaklaşık 250 bin beyin hücresi bulunur. En büyük karıncanın uzunluğu 2.54 santimdir. En küçük karınca 1 milimin onda biri uzunluğundadır. Karıncalar sadece dokunmak değil, koku almak için de antenlerini kullanırlar. Karıncanın karnında iki mide vardır. Bir mide yiyeceği kendi için saklar, diğeri ise diğer karıncalarla paylaşacak yiyecekleri depolar. Karıncaların akciğeri yoktur. Oksijen vücutlarına tüm bedene yayılmış küçük deliklerden girer, karbondioksit de aynı deliklerden çıkar. Tüm böcekler gibi karıncaların da altı bacağı vardır. Karıncalar gri, kırmızı, kahverengi, sarı, mavi ya da mor olabilirler. Karıncalar koloni denen büyük gruplar halinde yaşarlar. Her karıncanın kolonide belli bir görevi vardır. İşçi karıncalar yuvadan çöpü alıp dışarıya özel çöplüğe taşımakla görevlidirler. İşçi karıncalar dişidir. Koloninin çoğunluğunu dişi karıncalar oluşturur. Köle yapıcı karıncalar başka karıncaların yuvalarına saldırır ve yumurtalarını çalar. Bu yumurtalar kırılıp yavru karıncalar çıktığında kolonide köle olarak çalışırlar. Kraliçe karıncaların doğduklarında kanatları vardır. Başka koloniler kurmak için uçup giderler, sonra kanatları düşer. Kraliçe karınca 15 yıla kadar yaşayabilir ve bir kez eşleşmesi gerekmektedir. Her karınca kolonisinin en az bir, bazen de birden fazla kraliçesi vardır. Birbirinden ilginç özellikleriyle aslında bizim çok da farkında olmadığımız kocaman bir dünyaları, çok koordineli yaşamları var karıncaların. Şimdi biraz daha derine iniyoruz ve karıncalar nasıl çiftleşiyor onu getiriyoruz ekranlarınıza. Karıncaların çiftleşmeleri adeta bir seromoni özelliği taşır. Çoğu karınca havada çiftleşir. Erkekler önceden gelerek genç kraliçeyi beklerler. Bir dişi yere konar konmaz 5-6 erkek karınca kraliçe etrafında yarışa başlar. Dişi yeteri kadar sperm aldığında özel bir titreşimli sinyal gönderir. Bu sinyal sayesinde erkek dişinin ayrılmaya hazır olduğunu anlar. Dişi karınca çiftleşmeden sonra uygun bir yuva arar ve bulduğunda buraya girerek ilk iş olarak kanatlarını koparır. Daha sonra girişi kapatarak haftalarca, bazen aylarca yiyeceksiz ve yalnız başına kalıp ilk yumurtalarını bırakır. Bu süre içinde kraliçe karınca kanatlarını yiyerek yaşar. İlk yumurtalardan çıkan larvaları kendi salyasıyla besler. Kraliçe yaşamının geri kalan kısmında kolonisi tarafından beslenecektir. Sınırlı yiyecekten dolayı ilk sürü küçüktür. Bunlar koloninin ilk işçileri olurlar ve sonra gelen sürülere aynı fedakarlık örneklerini sürdürerek bakarlar. Onların olağanüstü ihtimamlı bakımlarıyla yetişen yeni nesil karıncalar da daha iyi beslendikleri için daha büyük olurlar. Erkek karıncaların ömürleri ise fazla uzun değildir. Çiftleşme uçuşundan birkaç saat sonra veya 1-2 gün içerisinde ölürler. Hep
birlikte izledik sevgili izleyiciler. Erkek karıncalar çiftleşme sonrasında hemen ölüyorlar. Ancak çok ilginç bir nokta var. Hemen onu aktaralım sizlere. Erkek karıncalar öldükten yıllar sonra bile doğacak yavruları için sperm bırakıyorlar. İşte sperm bankası mucizesi. Her kraliçe karınca kendi vücudu içerisinde bir sperm bankasına sahiptir. Kraliçe, erkeğin spermlerini kendisine enjekte etmesinden sonra bunu vücudunun orta bölmesinin kenarındaki bir çantacıkta saklar. Spermateka denen bu organda spermler hareketsiz hale gelir ve yıllarca bu bekleme durumunda kalabilirler. Sonunda kraliçe, spermin üreme bölgesine geçişine izin verdiğinde spermler birer birer ya da gruplar halinde tekrar hareketlenirler ve kraliçenin yumurtalıklarından aşağıya doğru gitmekte olan yumurtayı döllemeye hazır hale gelirler. Kraliçe karıncanın yumurtladığı yumurtalar ve olgunlaşmamış genç karıncalar yuvanın bakım odalarında yaşar. Karınca kolonilerinin tüm faaliyetleri kraliçeyi ve kraliçenin yumurtalarını merkez alır. Karıncalar kolonilerinin çoğalmasını sağlayan kraliçelerini el üstünde tutarlar. Onların her türlü ihtiyacı işçi karıncalar tarafından sağlanır. Hayatları boyunca yaptıkları en önemli iş kraliçelere hizmet etmek, onların ve yavrularının yaşamasını sağlamaktır. Karınca yumurtaları koloninin en değerli hazinesidir. Bu hafta da programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Tekrar görüşünceye dek mutlu günler. Hoşçakalın.